Bakın şöyle. Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere evde patatesli, peynirli pazar kahvaltıları için güzel bir ekmek tarifi vereceğim. Şimdi gerekli malzemelerimiz şunlardır. Yaklaşık 400 gram tost peyniri kullanıyoruz. 3,5 su bardağı un. 1 su bardağından birazcık fazla süt. 1 çay kaşığından birazcık fazla 2 ayrı tuzumuz. 1,5 yemek kaşığı eritilmiş tereyağımız ve 4 adet küçük boy diyebileceğimiz patates ve 8 yemek kaşığı kadar tam dolu olmamak kaydıyla mayonez kullanacağız. Şimdi ilk yapacağımız işlem şudur. Unu, yağı, tuzu ve sütümüzü güzelce bir yoğuracağız. Şimdi şu ben elimle aldım, güzel boşaltayım. Arkadaşlar hamuru yoğurmak için şöyle genişçe bir kap aldım. Onu ekliyorum. Dikkat ederseniz tarifimizde yumurta, maya ve benzeri gibi bir malzeme kullanmayacağız. Sütümüzü ekliyoruz. Tuzumuzu önce kaşıkla karıştıracağım. Daha sonra ise elimle yoğuracağım. Artık elimle yoğuracağım bu süreçten sonra. Şu şekilde yavaşça. Arkadaşlar hamuru yoğurma işlemi bitti. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Şimdi yaklaşık bir 20 dakika bunu dinlenmeye bırakıyoruz. Arkadaşlar hatırlarsanız 4 tane şöyle patatesimiz vardı. Şimdi bunları ezeceğiz. Daha sonra içerisine mayonezi isteğe bağlı olarak ve tuzumuzu ekleyeceğiz. Şimdi ben bunları bir yiyeceğiz. Arkadaşlar patatesi ezme işlemi bitti. Şimdi mayonez ekliyorum. Tuzumuzu. Bunları iyice karıştırıyorum. Pürüzsüz bir hale gelinceye kadar. Arkadaşlar patatesi ezme işlemi bitti. Gördüğünüz gibi kıvam bu şekilde. Şimdi hamurlarımız dinlensin. Daha sonra ise diğer işleme geçelim. Arkadaşlar hamurumuz dinlendi. Şimdi bu hamuru 4 eşit parçaya böleceğim. Tabi siz isterseniz artırabilirsiniz. Ben şöyle göz kararı yapacağım. Bu şekilde yapacağım. Daha sonra ise açma işlemine geçeceğim. Arkadaşlar hamurlarımdan bir tanesini aldım. Şimdi hafifçe unlayacağım. Yaklaşık bir karış oluncaya kadar hamurumu açacağım. Arkadaşlar hamurumu açma işlemi bitti. Şimdi peyniri koyuyorum. Çok kenarlarına koymayın. Çünkü hamurumuzu birleştireceğiz. Onun için kapatamazsınız. Bu şekilde. Daha sonra ise hatırlarsanız patatesim vardı şöyle. Patatesinden koyacağım. Tabi isteğinize bağlı olarak içine artırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Patatesim yeterlidir. Şimdi üzerine biraz daha peynir ekleyeceğim. Bu şekilde. Daha sonra hamurumu şu şekilde birleştireceğim. Sıkı yapmaya gayret gösterin, yoksa pişirirken açılıp peynir akabilir. Şöyle havasını çıkartın, içerisinden hava kalmasın mümkün olduğunca. Daha sonra hepsini bir yere getirin. Hamurunu bu şekilde yaptık. Hafiften yüzeyini unlayın. Kalınlığını istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde.
Çok fazla inceltmeyin. Pişirirken yırtılır. Gördüğünüz gibi bu şekilde hamurum. Şimdi bunu kenara bırakacağım ve diğer şu 3 tane hamurumu da aynı şekilde aynı işlemi gerçekleştireceğim. Şimdi ben diğerine devam edeyim. Arkadaşlar şimdi şöyle bir genişçe bir tava aldık. Tavamızı şöyle bir yağlıyoruz şimdi. Sonra patatesli ekmeğimizi yavaşça koyuyoruz. Yalnız şuna dikkat ediyoruz. Düşük ısıda pişireceğiz. Ağır ağır. Şimdi arkadaşlar diğer yüzeyine de yağlayacağız. Yırtmadan tabii ki dikkatli bir şekilde. Daha sonra ise ters düz edeceğiz. Yüzey kızarıncaya kadar. Yağımız zeytinyağı ile tereyağı karışımıdır. Belirteyim. Şimdi onu dikkatli bir şekilde çevireceğiz. Gördüğünüz gibi yüzey bu şekilde. Şimdi bunu da ağır ağır ateşte pişireceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti. Şöyle bu yüzü. Diğer yüzünü de göstereyim. Şimdi ben bunu yan tarafa kesim yapacağım, tahtanın üstüne alayım. Kameramın yönünü değiştireyim. Şimdi arkadaşlar kesiyorum. Tavada yapmış olduğum peynirli patates ekmeğimi. Bakın şöyle. Peynir nasıl akıyor içerisinde gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Afiyet olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.